Şaşırdınız mı bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına? Biz şaşırdık. Ee, şöyle, e, şimdi e, belirtmeniz iyi oldu çünkü sizinle programımızı dün gece kararlaştırdık. Evet. Ama olaylar öyle hızlı gelişiyor ki kuşkusuz bu e, programı gündem dışı tutamazdınız. Dolayısıyla bunu tekrar vurgulamakta yarar bir var. Bir de hukukçu Sanki, kimliğiniz nedeniyle e, de size sorularımız var. Tabii e, böyle bir çakışma oldu. Yoksa bunun için gelmediğim, evet. siz de belirttiniz. E, özellikle hani şimdi ne oluyor? İstanbul Barosu Başkanı seçildi. Bu konuyu mu konuşacak diye bu kez bir başka yönden e, vurmaya çalışırlar. O bakımdan bunu belirtmeniz iyi oldu. Bir kez daha belirteyim. Şimdi şöyle, benim için sürpriz olmadı. Neden sürpriz olmadı? Çünkü e, 2002'ye gitmiyorum Sayın Bahçeli'nin e, 2004'te yapılacak olan seçimin 2002'de e, ikiye alınmasını sağlayan kişi ya da 90, şuna gideyim 96'da 16 Ekim 1996'da şunu söyledi 2016'da pardon darbe sonrası, 3 ay sonra darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor dedi. Evet. Fiili bir durum var. Anayasa suçu işleniyor. Anayasayı gelin değiştirelim. Ya Cumhurbaşkanı anayasaya uysun ya da anayasayı Cumhurbaşkanı'nın eylemlerine göre değiştirelim dedi. Ve hemen zamanın başbakanı düğmeye bastı. Anayasa 6 ay içerisinde değiştirildi. 16 Nisan 2017'de. Ve bütün tarihsel, siyasal ve tarihsel kazanımlar yerle yeksan edildi açıkçası. Şimdi Bahçeli o zaman öyle dedi. Sonra anayasal düzen yürürlüğe konuldu 2018'de. O sırada ben de meclisteydim. Bahçeli'nin en çok hatırladığım sözleri şu oldu. Bir HDP'ydi o zaman. Yani sıra arkadaşlarıydı mecliste. Bunu dışarıya atın diyordu sürekli. Anayasa Mahkemesini kapat, bunu dışarı at diyordu. Anayasa mahkemesi sen kapatmazsan seni kapatırız diyordu. Şimdi HDP kapatılmadı. Anayasa da kapatılmadı ama bugünkü çıkışında 1 Ekim'den bu yana sahnelenen e, şeyler de şu aklıma geldi. Peki iyi de o zaman bunu söyleyen kişi hani tabii ki bu bir kişinin söylemesiyle mümkün değil hangi sıfatla söylediğinde kestirmek zor. Evet fiili bir koalisyon var. Yani bir anayasal dayanağı yok. Hmm. Yasal e, bu arada değil. Da Cumhurbaşkanı da bugün az önce aktardık tarihi bir fırsat penceresi var ve bu kaçırılmamalı dedi. E, bir iki hafta önce de İsrail bizi tehdit ediyor dedi. Hmm. Şimdi yani miniskül bir devletin, koca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ettiğini söyledi. Ben hemen Sayın Bahçeli açıklama yaparken Sayın Erdoğan'ın o açıklaması çağrışımı doğdu bende. Şimdi burada şu var, şunu vurgulamak gerekir. Ondan sonra sözüne geleceğim. E, anayasa mahkemesi kararları, yani suç işleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi yetki kötüye kullanma suçu uygulamadı. E, anayasa mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ee, ve ne oldu? Ee, bas, e, başkanı baş başsavcı seçildi. Yasama, yürütme, yargı üçlüsünde. Aslında bizim 27 Ekim 2023 gününden 16 Ağustos 2024 gününe kadar yani meclisteki o kanlı kavgaya, kadın vekilin bile kanını <laughs> akıttılar. Evet. Bir tür tarihimizde hiçbir zaman tanık olmadığımız yasama, yürütme, yargı üçlüsünde bir anayasayı ilga girişimi yaşandı ve bu süreç devam ediyor. Can Atalay hapiste, Kavala hapiste, Selahattin Demirtaş hapiste. Şimdi bunlar, niçin bu üçünü saydım? Hani siyasal kimlikleri de olduğu için biri milletvekili, öbürünün siyasal kimliği var. Selahattin Demirtaş seçilmiş bir şahsiyet. E şimdi bunlar hapiste ve kararlar var. Yani mahkeme kararları var. Anayasa Mahkemesi kararı var, Avrupa Mahkemesi kararı var. Ama bunlar serbest bırakılmıyor. Şimdi Bahçeli'nin ya da Erdoğan'ın içten olduğunu varsayalım, tutarlı olduğunu varsayalım. Neden bunlar hakkında bir şey demiyor? Ya da neden meclis başkanının elini kolunu bağladılar bu kararların uygulanmasını e, talep etmiyorlar? Şimdi birincisi bu. Birinci saptamam bu. Bu ama önemli bir e, saptama. Hı. Çünkü biz anayasaya saygıyı sağlayamadığımız sürece hani bir takım vaatler böyle kulaklara hoş gelen e, sözlerin beyan edilmesi ee, yanıltıcı, aldatıcı olabilir ama ikincisi şu hangi sıfatla konuşuyor çünkü bu umut hakkı dediği ya da gelsin meclise konuştuğun dediği anayasa değişikliği olmasa da çok ciddi yasa değişikliklerine Hah, Abi, tamam evet. tam da oraya gelelim şimdi sizinle ilgili ama şöyle bir şey söyleyeceğim ilk maddenizle ilgili olarak evet. ne dersiniz bilmiyorum ama en nihayetinde karşılığı yoksa dahi bu tür söylemler MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmesi siyasi bedeli olabilecek bir ee, söylem. Yani Bahçeli'nin, terör örgütü e, liderinin Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılabileceğine dair sözleri ifade etmesi siyaseten büyük bir risk alması demek. Şunu demeye getiriyorum, fiili bir karşılığı olmayacaksa durup dururken neden böyle bir şey söylesin? Yani ee, bu size şey bu bir soru işareti mi sizce? E, Doğru bir soru işareti mi? E, şöyle şimdi e, hani denebilir ki Anayasa Mahkemesini kapatamadı ama fiilen Hı -hı. fiilen aslında işlevsiz kıldı. Ya da HDP'yi kapattıramadı ama büyük ölçüde işlevsiz kıldı. Şimdi bu açıdan burada tabii arka planda neler var onu bilemiyoruz. Hı -hı. Çünkü çünkü e, aynı zamanda yasama meclisi üyeliği yapan bir kişi olarak Bunların bu tür konuların, bu tür e, ciddi konuların, bütün ulusu ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, toplumun geleceğini ilgilendiren konuların böyle tutupta bir grup toplantısında konuşulması e, değil, esasen meclise konuşulması Hı. gerekir. Nasıl ki Sayın Erdoğan, İsrail bizi tehdit ediyor dedi, e, mecliste e, gelip de meclise bilgi vermedi, bakanlarını gönderdi ama bir gün sonra parti grup toplantısına geldi ve dalga geçer gibi meclis genel iradesiyle bir konuşma yaptı. Şimdi biz ben tabii anayasa hukukçusu ve aynı zamanda siyaset bilimci olarak önce fotoğrafını çekmem gerekiyor. Fotoğrafını çektiğim zaman konuşan kişi bir kere yetkili değil. Yani meclis adına nasıl konuşuyor? Böyle bir şeyin olması için o zaman partilerle görüşülür. Muhtemelen kapalı toplantılar yapılır. Eee parti başkanlarıyla ve yine bunun şeyi diyelim ki öncülüğü MHP'de olur ama bu bana biraz aynı zamanda siyasal şantaj kokusu gibi de var gibime geliyor. Hani hukukçu olarak niyet okumaktan kaçınıyorum ama tıpkı iki hafta önce üç hafta önce Bahçeli'nin siyasal şantajı. Yani yani bir biçimde bir biçimde hani barış istiyor söylemiyle böyle bir topluma mesaj verip hem e, e, muhatap aldığı partiyi bir biçimde e, bölmek hem de yapılması kolay olmayacak bir e, süreci istiyormuş gibi göstermek. Şimdi öyle ya hani Selahattin Demirtaş dedim. Selahattin Demirtaş'ın durumuyla Öcalan'ın durumu hukuken çok çok farklı. Şimdi hani bu burada... yani arada öcalan çıkarsa Selahattin Demirtaş'ın haydaide çıkması gerekiyor değil mi? Yani öncelikle bir kere eğer biz burada bir şey konuşacaksak Selahattin Demirtaş'ı konuşmamız gerekir. Bu bakımdan hani ben dediğim gibi niyet okumamam gerekiyor formasyonum evet. gereği hı hı. ama ama doğrusu doğrusu yaklaşım olarak ne yetki bakımından ne de ee, söylem bakımından e, şeyli bir e, yaklaşım görmüyorum. Şimdi ee, e, işin iki boyutuna. Onu e, verirken önce bir hani umut hakkı nedir? Tekrar bir hatırlatalım e, izleyicilerimize. E, umut hakkı hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden e, dolayı koşullu salı verilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi. Bu e, Peki Abdullah Hocalan bundan yararlanabilir mi? Şimdi orada da e, Türk Ceza Kanunu'nun e, 107. maddesini özellikle dikkate almamız gerekiyor. Bir onları da görelim e, hızla. O e, TCK e, 107. Onları da verelim arkadaşlar. Ben grafikten okuyayım o maddeleri. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben hemen e, şuradan okuyacağım. Şimdi devletin şimdi Öcalan bir kere hangi suçlardan içeride? Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı e, suçlar. Şimdi bu nardan ceza aldı Abdullah Öcalan e, ve şimdi 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu 107. madde 4. fıkraya bakacağız sizinle birlikte. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 36 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabilir. Fakat şimdi buraya bakacak olursak Abdullah Öcalan serbest kalabilir değil mi? Bundan yararlanabilir. Ama bir de 107. maddenin 16. fıkrasına bakalım şimdi. Orada da diyor ki devletin güvenliğine karşı suçlar başlıklı 4. bölüm, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlıklı 5. bölüm, milli savunmaya karşı suçlar başlıklı 6. bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyet çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde koşullu salı verilme hükümleri uygulanmaz. Şimdi Sayın Kaboğlu, Abdullah Öcalan'ın durumunda 107. madde 16. fıkramı geçerlidir. Okudunuz, bir hukukçu gibi okudunuz. Yani az önce söylediğim gibi bu yasal düzenlemeyi gerektiren husus tabii haliyle. Dolayısıyla adım adım gidelim sizinle. Eğer ee, Öcalan'ın koşullu salı verilmeden yararlanmasını sağlamak istiyorsa iktidar, Cumhur İttifakı, öncelikle bu 16. fıkrayı değiştirmek zorunda mı? Herhalde, herhalde. Bir anayasal değişikliğe ihtiyaç yok değil mi? Sadece TCK'daki bu maddeyi değiştirerek Öcalan koşullu salı verilir mi? Ee, yani bu anayasa değişikliğine gerek olmadan ceza yalnızca bu madde değiştirilerek mümkün mü teyit etmek lazım. Hani şu anda bir bilgi verip böyle ceza hukuku uzmanıymış gibi bir söyleme girmek istemem ama ama en azından ceza kanununda değişiklik yapmak gerekiyor. Ben şöyle bir fikir yürüsem o tek başına olmuyor mu? Mesela 107. 4. fıkraya bakıyorum. Orada diyor ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 36 yılını. Yani ağırlaştırılmış evet, evet, müebbet evet, hapse evet. yani bu durumda kim? Abdullah Öcalan. Fakat eğer 16. fıkra değiştirilir ve o istisnalar kaldırılırsa biz sadece 4. fıkradan yola çıkarak Abdullah Öcalan'ın bu haktan yararlanabileceğini söyleyebiliriz. Doğru mu? E, tabii bir de e, bunu hangi çerçevede düzenlememiz gerekir? Af gerekir mi? E, o da açıkçası bu konuda ihtiyatlıyım. Yani biraz daha Hı. üzerine düşünmek gerekir. Af da gerekebilir. Gerekebilir Hı. böyle hani e, bir anda bir şey söylemek istiyorum. Tabii af gerekirse o zaman meclise nitelikli çoğunluğa da ihtiyaç var. Tamam bir soru daha. Şimdi Umut Hakkı'nı tarif ederken dedik ki iyi hal. Evet. Doğru mu? Evet. Cezaevinde geçirdiği evet. süre içerisinde iyi hal. Şimdi 42 aydır Abdullah Hocalan aile ve avukatlarıyla görüştürülmüyor. Gerekçesine disiplin cezaları. Şimdi ortada disiplin cezası varsa Abdullah Hocalan Umut Hakkı'nı kullanabilir mi? Yani ailesiyle bile görüştürülmüyor. Evet. Yani tecrit halinde bunun tabii e, uygulanması mümkün değil. ama Çünkü disiplin cezaları disiplin var. Cezası. O ama zaman iyi hale girmez. Girmez. Zaten benim en başta söylediğim şey buydu. Sayın Bahçeli'nin konuşması hangi sıfatla yapıyor ve e, hangi yol ve yöntemi gösteriyor. Her halükarda bu konunun daha ciddi olarak ele alınmaya ihtiyacı var. O nedenle benim şeyimde acaba bu bir Siyasal şantaj kokan bir yine siyasetin Cumhur İttifakı siyaseti için araçsallaştırılan bir durum mu diye. Evet biz çağrıda bulunduk meclis kürsüsünden. Tıpkı Sayın Erdoğan'ın İsrail tehdidini meclis kürsüsünden anons etmesi gibi. Ama Kürtler bunun kıymetini bilmedi. Hadi oylarınızı bize verin diye böyle bir şey olabilir mi? Doğrusu bu soru sorulmaya değer olabilir demiyorum. Hukukçu olarak konuşmaya çalışıyorum. Ama bu yaklaşım tarzı böyle hani bu bu denli ciddi hem hukuki e, şeyi olan, içeriği karmaşık olan ceza kanunuyla anayasanın bütün olarak ele almasını gerektiren bir konunun bir parti grup toplantısından bu şekilde bir konuşmayla e, ele alınması ve çözüm üretilmesinin e, mümkün e, olmadığını demeyeyim de çok zor olduğunu ve hukuktan çok barış hakkından çok siyaset kokusunun olduğunu ve bu siyaset kokusunda da biraz şantaj tarafının bulunduğunu e, belirtmek isterim. Bakalım